Geçin.
gireceğim oraya. Gerek var. Yapacak herhalde, konuşmak var. Hala boş tanıtıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tabii ki ayrılıyorum seçimlerde. Hepinizde reisi destek istiyoruz bu konuda. Tekrar sizlerin de bakan bey hoş geldiniz. Bakan bey sizler bir şey anlatacaktınız. Yarış içerisinde partiler, ittifaklar yarışıyorlar.
dört tane, üç tane unsur söyleyeceğim size. Çok fazla uzun konuşmayacağım. Üç unsurumuz var. Bir tanesi zihniyet. Bir zihniyet olmalı ki bizi önümüzdeki yüzyıla taşımalı. Bir zihniyet olmalı ki önü açık, gözü açık, vizyonu açık, stratejisi açık. Bir zihniyet olmalı ki vatandaşına güvenen, Türk milletine güvenen. Hepimizi bu cumhuriyet, hepimiz cumhuriyet çocuğuyuz. Bu cumhuriyet hepimizi cumhuriyet çocuğu olarak yetiştirdi. Ve hep şunu dediler bize, devam dediler. Bir Türk dünyaya veda. Hep öyle yetiştik. Okullarda böyle okuduk. Bir Türk dünyaya veda. Doğruydu. Evet ama gerisi boştu. Yani biz hep gururluyduk. Türk olmaktan gururluyduk. Ama bu gurur Türk filmlerindeki gibi fakir ama gururlu gençlik. İngiltere gelir, yaşı müsait olanlar bilir, 8 tane gol atar giderdi bize. Biz de o 8 tane golü yerdik ama omzumuzu silkerdik. Ben Özalcı bir aileden geliyorum. Ama Allah rahmet eylesin, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin, babamıza da rahmet eylesin. Özalcı bir aileden geliyorum. Ama Özal ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir fark var. Özal zincirleri kırmıştır. Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi ilk defa ayakta durur hale getirmiştir. Omurgalı hale getirmiştir. Müstemleke memleket altından çıkarmıştır. Ve aşağılık kompleksinden ve bandacı zihniyetinden ülkeye çıkarmıştır. Ama hala eski moda zihniyetlerle bir partinin onun etrafında dolaşanlar. CHP bir bandacı zihniyetle biz vatandaşımıza güvenmiyoruz. Biz yapamayız. Biz İHA SİHA üretemeyiz. Gelirsek bunlara dokunacağız. İHA SİHA üretmeyin. Boşver. Siz toplantı yapmayın. Teknofest yapmayın. Atatürk Havalimanı'nda böyle araştırmalar yapmayın. Siz gidin. Türkler gitsin. Biz buraya Amerikalılara vereceğiz. Amerikalılar burada araştırma yapacak. Belki niye değildir. Kötüdür diyemem. Ama bu aşağılık kompleksinden çıkmamız lazım. Buradaki ana sebeplerden bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin geldiği yeri fark edemiyor. Yani bize toplam reddiyetçilikten, toplam reddi mirastan dolayı Türkiye'nin geldiği yerin farkında değiller. İşte 2-3 gün evvel hanımı, çoluğu, çocuğu, hepsini topladım, TCG hanımı gemisine gittim. İnsanlarımız üzerindeyiz, yürüyoruz. Herkes müteşekkir. 95 yaşında bir amcamız geldi. Kulağıma eğildi. Gözleri yaşlıydı. Ağlıyor. Ve dedi ki benden reise selam söyle. Her gün fetih duası okuyor. Ve ben eminim ki bu gemiden arşa yükselen dualarla biz 14 Mayıs'ta bu işi halledeceğiz. Bazıları geldi yanıma. Takıldılar bana. Sayın Bakanım bu gemi kartondan inanma dediler. Birazdan çökecek. Sayın Bakanım bu uçaklar, bu siyahlar, bu kızıl elma, bu kemeğimiz, bayraklarlar, helikopterler, adamlar hepsi karton dediler. Sakın o, sakın ha inanma dediler. Ben de güldüm olur mu üzerindeyiz ya. Yok dediler. Karşı taraf toplam reddediyor. Ben de şunu hakikaten ifade etmek istiyorum. Maalesef bugün muhalefetimiz şöyle bir muhalefet olmalı. Gönlüm bunu arzu ederdi. Doğruya doğru diyebilen, iyi yapılana iyi yapılıyor diyebilen, eksiğe de eksik yapılıyor diyebilen. Ama maalesef bunu 20 senedir yapmadıkları için 20 senedir 15 seçimi biz kazandık. Geldik inşallah 14 Mayıs'ta da biz bu seçimi kazanacağız. Özetle bu zihniyetle yeni bir yüzyıla kendimizi taşıyamayız. Bir defa ülkemiz olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hem ülkemize hem kendimize hem vatandaşımızın kapasitesine inanmamız lazım. Bununla beraber kendimizi gelecek yüzyılda hazırlıklarımızı yaptık. Eksiklerimizi tamamlayıp bir yüzyıl daha inşallah Türkiye'yi ve Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni inşallah daha yükselterek, daha yücelterek daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Zihniyet meselesi özetle bu kadar. İkinci bir mesele daha var. İkinci bir mesele ise koalisyon meselesi. Ben 70'leri hayal meyal hatırlarım. Burada abilerimiz bizden daha iyi hatırlar. 70'leri. 90'ları ama çok iyi hatırlarım. 70'lerde koalisyonlarla hakikaten Türkiye yoruldu.
ekonomik olarak çok ciddi bir geriye düştük ve anarşi arttı. Ne zaman ki Türkiye'de koalisyonlar oldu, her zaman anarşi arttı, her zaman sıkıntı yaşandı. 90'lı yıllarda, 80'lerde güzel bir 8 yıllık Anavatan Partisi iktidarından sonra Türkiye gene 90'larda bir rüzgardan bir rüzgara savruldu. Ne oldu? Hep koalisyonlar, şehirlere inen terör ve ekonomik krizler. İki tane üst üste büyük ekonomik kriz geçirdik koalisyonlarla beraber. Yani koalisyonlar Türkiye'ye yaramıyor. Bunu biz test ettik. Bugün 5,5-6 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacaklar. Ama bu işler işte böyle güzel bahar kokulu reklamlarla bu işin sanki güzel olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Ama Türkiye Millet İttifakı'nı kazanması takdirde doğru bir noktaya gitmemektedir. Özetle söyleyebileceğim, koalisyonların işe yaramadığı ama bugün itibariyle koalisyondan bir ötesi, bir daha kötüsü teklif ediliyor Türkiye'ye. Bir konseyle Türkiye'yi yönetelim. Birbirine benzemeyen grupların bir araya geldiği ama etnik, mezhebi ve ideolojik olarak gruplayabileceğimiz bir konseyle Türkiye yönetilmek isteniyor. Peki konseyle ülke yönetilir mi? İşte Lübnan'da var, Bosna'da var. Bosna'da hep gittik, bakanken gittik geldik. 3 tane karşımıza devlet başkanı oturtuyorlar. Her defasında önlerine götürüyoruz dosyayı. Efendim, geçen defa konuştuğumuz konular bunlardı. Biz üzerimize düşen vazifeleri yaptık Türkiye olarak. Buyurun siz de yapın, size yardım etmeye geldik. Size hayvan sağlamaya geldik, fabrikalarınızı çalıştırmaya geldik. Buyurun dediğimizde her defasında biri sağına döndü, 3 başkandan biri. Biri soluna döndü, biri arkasına döndü, biri de önüne döndü, başın önündeydi. Ve her defasında biz netice almadan oradan geriye döndük. İşte konseyle yönetim özetle budur. Elbette bir kabinenin başında bir cumhurbaşkanı olur, bir de ekibi olur. Ama burada bize teklif edilen şey bir değil, onlarca cumhurbaşkanı. Teklif edilen maalesef budur. Bakın bir tekerlemeyle sayalım hep beraber. Bir tane başbakan. O kim? Kılıçdaroğlu. Bir de 5 başkan. Onlar kim? Zorla sayıyorum ama Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Gültekin. 5 başkan. 2 eş başkan. Ervin'le Mithat Sancar. Ne oldu? 1 başbaşkan. 1-5 başkan. 2 eş başkan. 2 de kaleş başkan. Onlar da Sayın Akşener'in kontenjanından girmişler. Ne oluyor? Sayın Akşener'in kontenjanından onlar da cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Bakın bunların her biri bir cumhurbaşkanı. Yani başta Sayın Kılıçdaroğlu patron değil, her biri bir cumhurbaşkanı. Çünkü mutabakat diyor ki, cumhurbaşkanı hareket edemez. Beğenmediği bakanı görevinden alamaz. Beğendiğini atayamaz. Niye? Önce bana gelecek. Her biri birer cumhurbaşkanı. Bununla Türkiye yönetilemez. Gönül ister ki AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da karşısındaki rakipleri en az o seviyede olsun. Ve rekabet artsın, kalite artsın. Rekabetin arttığı yerde kalite mutlaka artar. Ama bugüne kadar 20 yılda olduğu gibi bugün de karşımızdaki Millet İttifakı istenilen seviyede bir yönetimsel sistem kuramamış ve karşımızda çarpık bir yapıyla durmaktadır. Bundan dolayı da Türkiye'nin yönetilemeyeceğini özellikle söylüyorum ve bundan dolayı da Türkiye hakikaten vakit kaybeder. Ancak ve ancak vakit kaybederiz. Gelenler sistemi bilmiyorlar. Sistemi değiştirme iddiaları var ama bu da yanlış ve doğru değil. Bunda samimi bulmuyorum. Böyle bir niyet de yok. Bu şekilde bir miras paylaşımı üzerinden biz Türkiye'yi yönetemesek de en azından belli kadrolara gelelim, oturalım ve sonrasında da gereğine bakarız diye düşünüyorum. Diğer bir mesele ise biz Cumhur İttifakı olarak güzel bir çerçeve çizdiğimize inanıyoruz. Bu çerçeve çok basit bir çerçeve. 85 milyonu da anlayacağı çok basit asgari müştereklerde oluşturduğumuz bir çerçeve.
ne dedik? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Her kim buradaysa, her kim bu dört unsurda birleşiyorsa başımızın üstünde yeri var. Her kim bundan uzaksa biz de bunları reddediyoruz diyoruz. Ve vatandaşımızı da uyarıyoruz. Bugün itibariyle maalesef Sayın Kılıçdaroğlu Kandil'in adayı haline gelmiştir. Ve PKK'nın enkazını şu anda meclise taşıyorlar. Benim vatandaşım bunlara müsaade etmez diye düşünüyorum. Müsaade etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Bugün Ödemiş'ten gençlerimiz Hakkari'de tıp fakültesini yazıyor ve tıp fakültesine gidip tıp fakültesini okuyabiliyorlar. Bunun çok büyük bir kazanım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu kazanımlardan da geriye dönmememiz gerekiyor. Hakkari'de ben arkadaşlar Milli Parti ilan ettim. Bugün İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gençlerimiz oraya kamp yapıyorlar. Kamp yapıyorlar. 20 sene önce düşünün. Orada acaba hayatta kimse görebiliyor mu? Bir serseri kurşun gelir mi gelmez mi? Yani bu büyük kazanımlardan da vazgeçmememiz lazım. Bugün uluslararası politikada Rusya'da Ukrayna krizinde Sayın Cumhurbaşkanımız o ateşin arasına giren sadece yegane dünya lideri olabildi. Ve o arada da dünyayı aç kalmaktan kurtardı. Ağ koridoru çok büyük bir başarıdır. Uluslararası bir başarıdır. Bugün 30 senedir çözülemeyen Azerbaycan'daki Karabağ problemi 30 günden az bir zamanda İHA ve SİHA'larımız sayesinde çözüldü. Şimdi İHA'lara ve SİHA'lara biz geldiğimizde dokunacağız. Bunlara gerek yok diyenler geldiğinde bu Ermeniler sevinmeyecek. Bence sevinecek. Bence sevinecek. Yani hakikaten çok iyi kazanımlarımız var. Yarın öbür gün maalesef belli tavizler verildiğini düşünüyoruz. Kapalı kapılar ardında. Bunlar da açıklanmadı. Sayın Kılıçdaroğlu şeffaf bir şekilde davranıp bu yarım saat ziyaretinde o odanın içerisinde neler konuşulduğunu açık açık anlatsaydı belki kalplerimiz biraz daha serin olacak. Ama anlatılmadı. Ama biz şöyle düşünüyoruz. Buradaki operasyonların duracağı veya yavaşlayacağı ve bu işlerin de sekteye uğrayacağı ve terörün de hızlı bir şekilde Güneydoğu'dan başlayarak tekrar nüfuz edebileceği konusunda endişelerimiz var. Bu endişelerimizi, bu kaygılarımızı paylaşmak için geldik Ödemişli kardeşlerimize, muhtarlarımıza bir merhaba diyelim istedik. Özellikle bugün vakit azlığından dolayı muhtarlarımızla buluştuk ki muhtarlarımıza inanıyoruz. Muhtarlarımız bölgelerinde, mahallelerinde, köylerinde birer kanaat önderleridir. Ben şuna hep şahit oldum. Şahidim. Muhtar ne derse köyde o oluyor genelde. %80, %90. Bu yüzden muhtarlarımızı biz ikna edersek, demişti henüz ikna olmamış köylerimiz, mahallelerimiz var ise onlardan bir şekilde bu anlattıklarımıza muttali olurlar ve bu anlattıklarımıza da inşallah ikna olurlar diyoruz. 14 Mayıs bizim için çifte bayram. Bir çiftçilerin bayramı, çiftçilerimizin günü. Bir de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçtireceğimiz bir gün daha olacak diye düşünüyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun, var olun. Kardeşim buyurun oturun. Evet.